Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Batu e, talip var. Şimdi tabii Batu ikinci oyuncu olmak istemiyor e, anlaşılan. Ve bununla ilgili de bir takım kırgınlıkları olabilir gibi anlıyoruz aslında süreçten <laughs> ötürü. Yani sezon içerisinde mutlaka ki Batu Şuhayi'ye de e, zaman gelecektir 11'de diye düşünüyorum. Fakat tabii Batu ayı bunun daha kalıcı olmasını isteyen aslında bu kötü bir şey değil bir diğer yandan. Yani bir oyuncunun sürekli forma almak istemesi. Fakat tabii orada dengeler kritik. E, dengeler kritik de şöyle bir durum e, var. Zimru maçında da bir böyle ben daha Zimru maçından sonra da aynı şey söylemiştim. Sanki böyle Şuhayi'den mesaj gibiydi hani. Ya görüyorsunuz işte hani ben buradayım bu maçta da gördüğünüz gibilerinden Ya tabii yani farklı yani, farklı maçlara baz alabilirsiniz ki. ama genellikle hani tek forvet olarak da oynar da yanında biri varken Batu Şahı daha etkili bir isim onu söyleyelim Yani şimdi Zimbru maçı belki ölçü almayabilir birçok izleyici veya taraftarlar ama Batu Şahı, gerek Beşiktaş'ta gerek Fenerbahçe'de bence iyi performans sergilemiştir Batu Şahı niye geldi? Batu Şahı gol atsın diye geldi değil mi? Batu Şuhayi Beşiktaş'ta zaten 14 gol atmıştı. Çok fazla eleştirilen bir isimdi. Sezon şey, sonu doğru En az 14 özellikle. gol attı en az 20 tane de kaçırdı net pozisyonu. Onu direkten Hı. dönmüştür net pozisyonda. Hatta evet. Beşiktaş taraftarlar kızıyordu Batu şuayı Hatırlıyorum. Fenerbahçe'ye geldi. Fenerbahçe'nin kendini bulduğu hatta ee, ve açıklamaları 32 vardı. 32 maçta 20 gol attı. Tamam e, beğenirsiniz beğenmezsiniz ama ben tabii benim fikrim bu. Farklı düşünen illa ki çıkacaktır. E, Yanında bir oyuncuyla ileri uç hattında tek değil ikili de daha etkili olduğunu düşünüyorum ben Batu Ayin'in. İyi oyuncu mu? Bence iyi oyuncu. Talip çıkacak mı? Çıkar. E, geçtiğimiz günlerde de yapmıştık. E, talibinin çıkmasına şaşırmıyorum. Ama İsmail Kartal'ın nasıl bir oyun anlayışı içerisinde oynayacağı önemli. Şimdi e, Zimbur maçında birçok oyuncu yoktu. Rotasyon demeyelim de değiştirdi çoğu oyuncu. İlk maçtaki 5-0'lık avantajdan sonra. Şimdi rahat bir şekilde çıkmışsınız deplasmana. E, oradaki tercihleriniz farklı. Batu kullanıyorsunuz. E, elinizde Ceko var yani şimdi. Ceko e, çok kariyerli bir oyuncu. Evet Batshuayi de kötü değil ama sizin oyun formasyonunuzun ne olacağıyla alakalı. Batshuayi Ceko ikilisi beraber oynarsa etkili olur mu? Bence olur. Ama e, onu koyduğunuz zaman ileriye farklı oyuncuları değiştirmem veya kesmen farklı anlayışla oynaman gerekecek. E, onu of, değişik bir plan gerektirecek daha doğrusu. Fenerbahçe'de Rota Wilfried Endedi. Transfer sezonu sonra ermeden kadrosunu takviye etme önünde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Transfer yapılmak istenen bölgelerden biri de 6 numara mevkisi olarak öne çıkıyor. Sarı lacivertler İngiltere'de Leicester City forması yiyen Nijeryalı Yıldız Wilfried Endidi'nin transferi için harekete geçti. Sportif direktör Mario Branco, Nijeryalı futbolcu ve temsilcisiyle biri görüşme gerçekleştirdi. Endidi güçlü bir kadro kuran ve Avrupa'da başarı hedefleyen Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon Premier Lig'den Championship'e e düşen Leicester City'den ayrılmak istiyor. Sarı yönetim üretim için bonservis pazarlıklarına başladı. Fenerbahçe kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi olan Nijerli'de oyuncu için 8 milyon euro bonservis ve bonuslar içeren bir teklif sundu. Endidi'nin bir dönem Fenerbahçe forması giyen Yoba ve Emenik eden Sarı takım hakkında bilgiler aldığı kaydedildi. Öte yandan Sarı orta saha için listesinde olan bir diğer isimse İtalya'nın Bologna takımında forma giyen Arjantinli Dominguez olarak öne çıkıyor. Sarı 25 yaşındaki futbolcu için 12 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif sundu. Bologna bir yıl sözleşmesi kalan Dominguez için gelen bu teklife sıcak bakıyor. Fiorentina ve Milan'ın da transfer etmek istediği Dominguez kariyerini İtalya'da sürdürmeyi planlıyor. Ancak Fenerbahçe iki kulüpten de daha iyi bir teklif sundu. Arjantin'in orta saha oyuncusuna yıllık 2.7 milyon eurodan 4 senelik sözleşme öneren Sarılı Acıvertler oyuncunun karar vermesini bekliyor. Dominguez'in temsilcisi de Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesi yönünde Arjantinli orta sahaya terkinde bulunuyor. Hakim Ziyech'te yeni gelişme. Adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la alınan Hakim Ziyech'te sıcak bir gelişme yaşandı. Chelsea'nin yeni sezonda kadroda düşünmediği Hakim için 2023-2024 sezonu öncesi İngiliz ekibinden ayrılması bekleniyordu. Galatasaray ve Fenerbahçe'de dahil birçok takıma yazılan Hakim Ziyech, Chelsea'de kadro dışı bırakıldı. Hakim Ziyech transferiyle ilgili kısa süre içinde resmi gelişmelerin yaşanması beklenirken oyuncunun önündeki opsiyonlardan biri de El Nasır. Geçtiğimiz sezon Chelsea ile tüm kulvarlarda 24 maça çıkabilen Hakim Ziyech gol katkısı verememiş ve 3 asistle oynamıştı. İngiliz ekibi tecrübeli futbolcu 2020 yılında Ajax'tan 40 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Fenerbahçe'de 11. ayrılık yolda. Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da kadrosunda bulunan futbolcular için teklifler alıyor. Şu ana dek kom futbolcuyu gönderen Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşanabilir. Arda Güler, Atilla Zalai, Buruma, Diego Rossi ve Mergin Berişe'yi bonservis ile gönderen, Ener Valencia ve Samad Deyle vedalaşan, Joao Pedro, Thiago Çukur ve Ertuğrul Çetin'e de kiralık gönderen Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsun Spor, Fenerbahçe'den Burak Kapacağı istiyor. 23 yaşındaki kanat oyuncusu için resmi temasların başladığı aktarıldı. Fenerbahçe, Burak Kapaca 2021-2022 sezonu başında Bursa Spor'dan 1.3 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Sarı lacivert formu altında sadece 8 maça çıkabilen kanat oyuncusu skor katkısı veremedi. 23 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 3 yıl daha kontratı bulunuyor. Fenerbahçe'de yeni transfer kiralanabilir. Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Rankent'le ilgili sürpriz bir karara imza atabilir. Ekambi ve Cengiz gibi isimlerle görüşme halinde olan Sarılı Acıvertler kenar bölgelerde alternatif arttırmak isterken bir yandan da kadrosundaki yabancı oyuncu fazlalığından kurtulmaya çalışıyor. Fenerbahçe'de İsmail Kartal gelmeden önce imza attırılan Rankent'in takımdaki geleceği tehlikeye girdi. İngiliz futbolcunun kiralık gönderilme ihtimalinin masada olduğu öne sürülürken kaleye ve orta sahada yabancı futbolcu alınması gündeme geldi. Kanada yapılması muhtemel takviyeler sonrası geri plana düşecek olan Kent, iki sezon önce Pereira döneminde Steven Kalker ile yaşanan sorunun yaşanmasına sebep olabilir. Fenerbahçe'nin transferde Merih Demiral planı Atalanta'dan ayrılmasına artık kesin gözle bakılan Merih Demiral, transferde önceliği Inter'e vermiş durumda. İtalya'da kalmak isteyen biri Milano temsilcisinin kendisi için Atalanta'ya yapacağı resmi teklifi bekliyor. Diğer taraftan altyapısından yetiştiği Fenerbahçe milli stoperi istediğini bizzat kendisine iletti. Kulübü 25 yaşındaki stoper için en az 20 milyon euro istiyor. Inter henüz bu rakamları vermeye sıcak bakmıyor. Gelişmeleri yakından izleyen Kanarya, Süper Lig'de transfer döneminin sona ereceği 15 Eylül'e kadar sabırla beklemeyi ve şartların oluşması durumunda Meri'yi kiralık olarak transfer etmeye hedefliyor. Fenerbahçe'nin tahtına iki yeni isim, Fransız ekibi Lens Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Eğer Batshuayi ayrılırsa Fenerbahçe'nin yerinde düşündüğü iki önemli isim ortaya çıktı. Sarı lacivertlerin gözünü İranlı forvet Serdar Azmoun ve Şilili golcü Alexis Sanchez'de olduğu iddia ediliyor. Serdar Azmoun son dönemde gösterdiği performansla dikkat çeken ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarında olan bir futbolcu. Alexis Sanchez de dünya futbolunun tanınmış isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe Miçivat Şua'ya gelen teklifi kabul ederse iki isim için girişimlerini hızlandıracak.